Müzik On Air'dasınız. Michael Kuyucu'da birliktesiniz ve bugün çok ama çok önemli bir efsaneyle birlikteyiz bu videoda. Yani efsanelere imza atmış bir kişi efsanelerini anlatacak ve bir efsane video yapacağız değil mi Aşkın abi? İnşallah. Aşkın ben Tuna. Her şeyin çok güzel olacağını biliyorum. Çünkü bir efsaneyle de ben program yapıyorum şimdi. Ne mutlu bize, ne kadar güzel. Evet efendim, şimdi 10 soruda ve 10 soruda bölümünde bugün 10 soruda Aşkın Tuna var. Hemen geçelim birinci sorumuza. Şimdi Aşkın abi, geçmişten başlayacağız. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Ben küçücüktüm ve dinliyordum. Evet, böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Emel Sayın. Emel Sayın'dan çıktı. Şimdi benim albüme giren ikinci şarkım. Evet. İlk şarkım Ölesiye Sevmek Ne Zormuş Tanrım'dı. Hı hı. Ama ikinci şarkı olarak, yani albüme giren, o albümde iki tane şarkım var hatta. Hı hı. Bir tanesi Seni Sevdi Gönlüm Yine Sevecek. Hı hı. Bir tanesi Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıklar. Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıklar çıktığında köşe yazıları çıktı bazı gazetelerde. Ha. Ayrılıklar kutlanır mı? Tabii. Evet. Hemen şeyler, dar şeyler, evet, girdi mevzuya. Ama o kadar güzel anlattık ki biz orada. Tabii. Islandı gözlerin, boşuna gülme. En zor anlarıdır hayatım bunlar. Birazdan boşalacak yaşları silme. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Müthiş bir şarkı. Ve hemen ödül geldi. Ödül geldi. Yani. Ödül geldi. Şuna inandım Michael. Bir yere nereden başlarsan oradan devam ediyorsun. Evet, doğru. Emel Sayın gibi bir solistle başladım. Hanımefendi ve az solist, gerçek bir az solistle başladık ve oradan devam ettik. Ve 1985 mi 86 galiba, o civarda değil mi? Evet. 80'lerin ortası diyelim. 80'nin ortası. Mutlaka bu şarkıyı izleyin, dinleyin ve bulursanız ya da dinleyin diyeceğim. Çünkü çok modern, yani bu bir klasik bir Latruka şarkı değil. Değil. Ve böyle kutlanmış hep ayrılıklar ilk popüler yayınlanan şarkı diyebilir miyiz? İlk popüler olan ve yayınlanan, ikinci yayınlanan diyorsun. İkinci yayınlanan, ilk popüler olan, evet, şarkımız diyelim. Evet. Doğru. Şimdi ilkleri konuşuruz 10 sorudan birinci de. Peki ilk şiirin hangisi abi? İlk şiirim. Kaç yaşında? Ha, onu bilemiyorum ama şunu biliyorum. İlkokulda akrostiş şiirler yazdığımı biliyorum. Hmm. O zaman ilkokul aşkları doluyordu ya. Tabii. Hani akrostiş yazıyoruz, kızların isimleri çıkıyor, ha, şey yapıyor. Şey, baş harfleri şey olan baş, değil mi? Evet, hmm, anlamlı olan şiirler. Yani Ayşe yazarken A ile başlıyor, Y ile başlıyor. Evet, hmm, onları yazdığımı hatırlıyorum ama bir gün annem benim şiirlerimi bir yerde saklamış, bir doğum günümde getirdi. Al oğlum şiirlerin dedi. Aha, ileriki yıllarda. İleriki yıllarda, yani 16 yaşlarında falandım. Ha. İşte o da bana heves verdi bu şiirler üzerinde. Motive etti. Michael, bir de şunu hatırlıyorum. Sanat okulu mezunuyum ben. Bir öğretmenimiz vardı, edebiyatçı. Bana inanmıyordu bu şiirleri benim yazdığıma. Bunları sen yazmadın diyordu. Ha. Ama ne kadar hoşuma gidiyordu biliyor musun? Çünkü onu inandıramayacak kadar güzel şiirler yazıyordum. Evet. O zaman ilk açtı o zaman bu şiirlerin döneminde. Evet, tabii ki. Değil mi öyle? Tabii. Evet, evet. Aşkın Tuna, efsane şarkıların sahibi, efsane şiirlerin sahibi 10 soruda ve ikinci bölüm, ikinci soru. 1500'ün üzerinde deniyor gazetelerde, orada burada. Evet. Bu bir hurafe değil, rivayet değil değil mi abi? Değil, değil. 1500'ü buldun, geçtin mi? Vallahi bilmiyorum, şöyle bilmiyorum. Albümlere giren bu. Albümlere giren 1500 Aşkın Tuna şarkı sözü ya da şiiri var. Şiiri var. Daha bunların girmemişleri var. Şimdi ne oluyorsun biliyor musun Michael? Modadır bazı şeyler. Evet. Aşkın Tuna modası vardı. Hmm. Yani Aşkın Tuna'dan şarkı almadan albüm çıkmıyordu. Ha. Bekletiyorlardı ve işte o dönemlerde yalnız bir yük bindi. Ha. Şöyle yük bindi. Hep en iyisini yapma kuşkusu, en iyisini yapma heyecanı. Tabii o stres bize bazı şeylerde de ortaya çıktı. Hmm. Depresyon geçirdik. Ha. Tabii üretim, iç üretim, yetiştireceğim, evet, diye. 2000'li yıllarda ben depresyon geçirdim ve hmm, bayağı bir şey yaptık. Ara verdim şiir yazmaya. Hmm. Yani bazı yükler insana ağır gelebiliyor. Gelebiliyor. Ha, böyle çok enteresan. Peki şimdi ikinci bölümün en altın sorusu geliyor. Sigortan var mı abi?
Ben emekliyim. Emeklisin. Nerede? Emekliyim. Sosyal sigortalardan. Hayır, emekliyim. Hangi alandan? Matbaacılıktan. Matbaacılıktan. Bizim matbaamız vardı. Şimdi niye sordun? Bunun için soruyorum. Matbaacılıktan ise 1500 eseri var. Önemli bir efsane ama iyi ki de matbaa dükkanı kurmuş. Evet. Şimdi bunu burada bunu vurgulamamın nedeni niye bu müzisyenlerin eserleri, sizin gibi değerli insanların bir sigorta yapısı yok? Şimdi ya da var mı? Belki ben bilmiyorum. Yoktu yakın geçmişe kadar. Hala tam anlamda. Bizde şöyle bir şey var bakın. Biz bağlı bulunduğumuz MSG'ye bağlıyım ben. Evet. MSG müzik eserleri sahipleri meslek birliği evet. grubu. Evet. Sizin haklarınızı. Bizim haklarımızı, telif haklarımızı koruyor. Aynı zamanda belli rakamda telif ücreti alan kişilere özel sigorta yaptırıyor. Sağlık sosyal sigortası. Sigorta değil, sağlık evet. sigortası evet. yaptırıyor. Evet. Yani ama bir ara borçlanmayla emekli olan müzisyenler oldu. Hmm. Şimdi biz aslında bütün müzisyenlerin bu haklardan yararlanmasını bence. İstiyoruz. Evet. Çünkü gerçekten çok emek veriyorlar. Biliyorsun bazı insanları, müzisyenleri istek yapıyor, isteğini çalmadı diye adamı darp ediyorlar, tabii, bilmem tabii. ne yapıyorlar. Dövüyorlar falan. Dövüyorlar, evet, evet, şeyler evet. yapıyorlar. Bu adamların sigortaları yok. Tabii. Olacak iş mi ya? 10 soruda Aşkın Tuna, 3. bölüm. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Bu nasıl bir efsane şarkıdır? Şimdi geriye gidelim. Ne zaman yazdın abi bu şarkıyı? Ve bu şarkının bu kadar öyle yürüyeceğini biliyor muydun? Valla ben zaten şöyle... Orhan Veli Kanık'ı çok seviyorum. Hı hı. Orhan Veli Kanık öyle güzel şiirler yazmış ki insanların hayal ettikleri ve başına gelecek olayları kaleme almış. Hmm. Yani diyor ki bir şiirinde hamamdır lağımcının rüyası. Hmm. Düşünebiliyor musun? Tabii. Yani başka doğru. ne hayal yani çok güzel şeyi çok seviyor, rakıyı çok seviyor. Diyor ki bir de rakı şişesinde balık olsam. Hmm. Yani bu bir sevgi bundan öte anlatılabilir mi? Şimdi ben de İnsanların başına gelebilecek, herkesin yaşayabileceği şeyleri kaleme almak için uğraştım. Evet. Psikiyatrlar diyor, ne diyor? Eğer diyor kendinizde bir eksiklik hissediyorsanız, sizin gibi aynı sosyal ortamda milyonlarca insan o rahatsızlığı hissediyordur. Aşk da bir rahatsızlık. Tabii. Ben aşktaki rahatsızlıkları o kadar güzel anlattım ki insanların yaşayabildiklerini, yaşayabileceklerini anlattım. Bir gün bir yerde oturuyorum, işte rüyalarda buluşuruz çalıyor. Evet. Bir hanımefendi böyle yaptı. Bu işte dedi benim şarkım. Benim de yeni yeni çıkıyor şarkılarım. Dedim, neredesin şarkınız dedim. Onun söz yazarı benim dedi. Evet. Ama bana öyle güzel bir cevap verdi ki. Evet. Size teşekkür ediyorum dedi. Benim duygularımı o kadar güzel anlatmışsınız evet. ki o duyguları ben kendim yazmışım gibi dinliyorum dedi. İşte bunu yakalamak. Evet. Bunu yakaladığınız zaman korkmayın. Her şey güzel anahtar olur. Anahtar bu yani. Anahtar karşı bu. Tarafın, karşı tarafların duygularını yakalamak. 10 soruda Aşkın Tuna. Geliyoruz 4. bölüme. Biraz aşk konuşalım. Hangi şarkını gerçek aşkınla yazdın? Ha, gerçek anlamda o anda deliriyordun, aşıktın filan ne bileyim yani. Valla şimdi biraz önce de söyledim. Bak yaşanmayan şeyleri anlattığınız zaman zaten sahte olur. Evet. Şimdi ben çok aşk yaşadım. Hı. 1997 yılında eşimle evlenene kadar. Evet. 40 yaşında evlendim. Evet. 57 doğumluyum. Hı hı. O yaşa kadar o kadar güzel aşklar yaşadım ki. Neyse. Hatta eşim de söyler sana bu şarkıları yazdıran bütün insanlara ben teşekkür ediyorum diye. Aa, evet. Çünkü hepsinden haberi vardır, anlatmışımdır, evet, evet. Bilir ama önemli olan 97'den sonra ben hayatıma hiç kimseyi sokmadım. Evet. Benim şarkılarımın %90'ı yaşanmışlıktır. Zaten evet. bizlerin ölümsüz şarkıları yazmasının nedeni bu gerçekten. Yaşanmışlıkları anlatmasıdır. Tamam. Gerçekten yaşadığımı anlattım. Evet. Peki aklına gelen mesela en böyle acı çekerek yazdığın şarkı var mı? 97 öncesinde konuşalım. Şimdi yengeli de papaz olmuyor. Benim şarkılarım zaten %90'a acı kokar. Hepsinde yani. Çünkü neden biliyor musun? Michael yani bir gerçek var. Ben çok yakışıklı bir adam değilim ama çok güzel kızlara aşık oldum. Hmm. Şimdi çok yakışıklı olmayan bir adam genelde şey yaşar. Platonik aşklar yaşar zaten. Anlatabiliyor evet, muyum? Çok yanılıyorum. Estağfurullah yani, bu ara yani. Yani yok öyle yani hayatın gerçeklerinden hiçbir zaman kaçmayacağız. Evet. Gerçekleri var. Ve platonik aşklar yaşadığım için aşklarda genelde acı çektim zaten. Hmm. Hayallerime aşık oldum öyle söyleyeyim. Ben karşımdakine olmadım aslında. Ulaşmak istediğim bir şey vardı. Vardı. Evet. Hmm. Ve Michael şunu şey yaptım. Kendi kendime sordum bir gün. Ben aşık olduğum için bir şiir yazdım.
aşık olmak için bir şiir yazdım. Hmm. Yani ben aslında şiir yazmak için aşık oldum. Pardon. Evet. Şiir yazmak için aşık oldum. Bir oyundu benim için birçok aşk. Ve geliyoruz 5 numara. Kaç kitap yazdın abi? İki tane kitabım var. İki kitabım var. Üçüncüyü galiba çalıştırıyorsun ya da çalışıyorsun ya da burada herhalde. Vallahi şöyle, üçüncü kitabı başlamak için 2 sene geçti. 2 sene önce başlamalıydım. Evet. Aslında üçüncü kitaba. Ama kitabın ismi hazır. Kitabın ismi hazır. Kitap ortada yok, ismi hazır. Sormayacağım çünkü daha çıkmadı. Daha çıkmadı. Evet. İsmi hazır. Fakat oturmam gerekiyor. Şu sıra oturamamamın nedeni de tekrar eskisi gibi çok faal bir çalışma içerisinde. Ha, yine o zaman üzerine. Tık 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 kapılar çalınıyor. Çalınıyor. Evet, ne güzel. 6. bölümdeyiz. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Senin açından Türkiye'de sanatçıya ve müziğe ne kadar önem veriliyor? Müziğe dedim. Sanatçıyı çok belki genel bir kavram. Ben bu konuda biraz şüpheli ve korkuluyum da ondan dolayı. Şimdi her şey bir özel ilgi sorunu. Yani bir şeye özel ilgi duyarsanız onu daha şey yapabiliyorsunuz. Onu yapan insanlara da daha saygılı davranabiliyorsunuz. Hani müziğe özellikle ilgi duymayan kişinin bizlere sevgi göstermesi, aşkın tutuysan ne? Yani evet. Bizler yine de beğenilere hitap eden insanlarız. Hmm. Özel zevklere hitap eden insanlarız. Hmm. Türkiye'de ben sanatın hangi dalı olursa olsun ama %90'ında ya sanatın ve sporun veya bilmem neyin, düşünün ya, adam bir dünya şampiyonu oluyor, icabında bir 100 altın veriyorsun adama. Evet. Hayatını ona geçirdirmeye çalışıyor. Veya bilmem ne oluyor. Evet. Yani bizde hiçbir şeyin değeri yok ki. Ülke olarak biz ne yazık ki gerçekten bizim ismimizi duyurabilecek insanlara şans vermiyoruz. Maalesef. Ondan dünyada yokuz galiba. Ya bir de şanssızlığımız bizim ne? Dünyanın hep geri kalmış ülkelerine müziklerimizi verebiliyoruz. Yani evet. Orta Doğu'da şarkılarımız dinleniyor. Oralarda şeyler yok. Telif yok, melif telif yok, para hiçbir şey yok, para ödemiyor. Azerbaycan'dan biz para alamıyoruz. Azerbaycan'daki oranın en yani, gelişmiş yerlerinden biri. Biz oradan bile para alamıyoruz ve oranın meslek birliğiyle bir iki kere bir araya geldik, konuştuk, ne yaparız, ne ederiz. Ne diyorlar? Ya bir şey demiyorlar yani. Sistem kuramamışlar. Sistem kuramamışlar tam anlamıyla. Ha. Onun için müziğimiz dışarıda da çok para etmiyor. Bir iki tane müziğimiz var dünyaya yayılan. Evet. Onlara şey geliyor. Almanya Gema öyle bir sistem kurmuş ki 300 bin euronun altındaki iş yerlerinden veya radyolardan veya televizyonlardan liste almıyor, havuza atıyor. O zaman da ne oluyor? Türk iş yerlerinden gelen paraların %90'ı Alman bestecilere gidiyor. Yani bizlerin yaşadığı sorunlar bu çok konularda. Ya açıkçası ne biliyor musun? Hala söylüyorum. Türkiye'de bu işi tam profesyonelce yapmak, hele söz yazarıysanız, bakın şimdi. Evet, besteci, mesleği nedir? Söz yazarı. Besteci ne yapar? Bir alet çalar. Evet. Gider gece bir yerde çalışır, evet, para kazanır. Veya solisttir. Evet. Gider bir yerde okur. Evet. Ama tek sözle para kazanan bir insanın tam profesyonel olması, bakın bu 20. yüzyılda mıyız, 21. yüzyılda mıyız artık, hangisiyse 21'deyiz değil mi? 21'deyiz tabii. Ne, hala Türkiye'de tam profesyonel söz yazarının çıktığına inanmıyorum. Evet. Ben ne yapıyorum? Sahne programı yapıyorum. Sahne yapıyorum. Radyoda program yapıyorum. Evet. Bilmem ne. Ama bende bu yetenekler var da yapıyorum. Ek işler okay, yapıyorum. Seviyorsun da evet, ya da vesaire. Evet. Evet. Ama hala bunları yapıyorum. Bu kadar evet, eser üretmeme rağmen. Evet. Evet. Ve şeyde telif haklarında yeni bir kanun çıkacak. Telif yasası çıkacak. 16 sene önce şeydeydim, MSG'nin başkan yardımcılığındaydım. 16 sene orada kaldım. 16 sene içerisinde hep çıkacak dendi ve kanun çıkmadı. Hala şimdi kanun çıkacak deniyor, yine çıkmadı. Telif haklarını ne yazık ki hep erteliyorlar. Michael Kuyucu ve konuğumuz Aşkın Tuna. 10 soruda Aşkın Tuna geldik 7'ye. Meslek birlikleri. Çok kısaca meslek birliği ne yapar? Sizlerin, üretenlerin, üretimlerinin kullanımından doğan hakları toplayıp sizlere verir. Bizlere verir. Evet. Evet. Şimdi yakın geçmişte az önce söyledin abi. MSG'de yer aldın. Çok olaylı bir şey oldu. Seçim oldu. Ben de gittim. En son genel kurulda. Evet. Evet. Hatta televizyon kanallarına düştüm. Mahkemelik olduğu söyleniyor vesaire filan falan. Müzisyenler birbirlerini sevmiyor mu? Şimdi aslında şöyle, çok olaylı bir genel kurul olmadı.
Kimse dövmedi bizim, en azından. Bizim genel kurullarımız ilk defa bir ses yükseldi MSYG'nin genel kurulunda. Tabii bizler 18. yılımızı Çok da uzun girdik. Bir dönem. Çok uzun bir dönem için girdik. Normaldir karşımızda bir ekibin de oluşması, onların da seçime girmesi, onların da fikirlerini söylemesi. Ama bir gerçek var ki biz her zaman şunu duyuyoruz. Bize çok güzel bir şey bıraktınız diye. Milli yönetimden ben bu lafları duydum yani. Evet. Çok güzel bir yer şey bırakmışsınız diyorlar. Yani güzel bir kurum. Yani kurum güzel bir dosya. Evet. Kurum bırakmışsınız diyorlar. Biz bunu başarmışız. Şimdi meslek birlikleri bizde bu kadar ses yükseltme olması da normal. Türkiye'de hangi seçim normal geçiyor ki? Bir de o var. Hangi seçim normal geçiyor? Ne yazık ki bizler bazı şeylerde rakip olamıyoruz birbirimize. Birbirimizi beceremiyoruz. Beceremiyoruz yani. Neden biliyor musun? Birbirimizi dinlemeyi bilmiyoruz. Bir de anlamayı da galiba. Yani şimdi ben şunu söyleyeyim. O gün konuşmamı bilmiyorum oradaysan, dinlediysen. Ben şunu söyledim orada. Biz ne kadar mücadele ediyorsak, biz olmasak da gelecekler bu mücadeleyi yapacak. Çünkü biz, şöyle bir şey var. Bak biraz önce de şey yaptım. Şimdi bizim başkanımız, şu anki başkanımız solist bir başkan. Evet, Candan Erçetin. Yani Candan Hanım. Solist bir başkan. Benim yaşadığım o yaşayamaz. Benim çektiğim o bilemez. Ne yaparsa yapsın. İmkanı bir yok. Yazmıyor. O ürünü üretmiyor. Üretse de benim kazançlarımla onun kazançları bir değil. Doğru. O sevgili hanımefendimiz, yani bizim yaşadıklarımızı, gerçekten bu işin emektarları olan insanların yaşadıklarını bizler de şimdi legal yani şey satışları, mekanik satışları. Evet, yani CD satışları. CD satışları bitti. Bitti. Bize oradan para gelmiyor. Evet. Bize gelen yer artık meslek birliklerinden biz para kazanmaya başladık. Onlar da nedir? Radyolar, televizyonlar, işte belki YouTube'lar, iTunes, Spotify vesaire gibi. Yani şimdi yönetim kuruluna baktığım zaman, bu yeni yönetim kuruluna, çoğu solist ve iyi solistler. Evet. Şimdi bizden aldıkları parayla bir de Miorbi'den aldıkları paraya bakmak lazım. Yani müzik yorumcularından aldıkları paralar bizlerden aldıklarının kat kat üstünde. Öyle mi? Yani yorumcu daha mı çok para alıyor? Yorumcu meslek birliği niye çok alıyor? Bizde 5.000 üyemiz var, onlarda 1.000 üye var. Tamam, çok o zaman pastanın çok dilimine bölünmesinden. Bölünmesinden dolayı. Bizler bir de her dakika yeni çocuklar da çıkıyor, yeni gençler de çıkıyor, gururlarımız yani. Çıkıyor. Tabii çıkıyor. Öyle diyeyim ben, insanların çıkmasından gururlanıyorum. Kesinlikle. Gençlerden benim oğlum da inşallah bir şeyler yapacak. İnşallah. Ondan gururlanıyorum. Yani bizleri aslında tam anlayabilecek insanların orada yönetimlerde olması gerekiyor. Doğru. Bunu söyleyeyim. Çok ince bir noktaya değindin. Evet, doğru. Hani hekimden sorma, çekinden sor diye bir şarkı vardır Zeynel Özer'in. O geliyor akla. Yani cidden bunu yaşayan bir kişinin olması. Evet, doğru. Yani son bir soru bununla ilgili. Bu da belki müzik meraklıları. Niye bütün dünyada olduğu gibi tek bir meslek birliği yok Türkiye'de? Yıllardır bu konuşuluyor. Şimdi bak Michael, tek meslek birliği olması gerekir zaten. Evet. Bir tek biziz yani, herhalde dünyada. Ya da yok, Avrupa'da var mı? Var. Dörde var. Kadar bölünen var mı? Var, bayağı var. Yani Amerika'da falan da var. Yani. Ama tabii Amerika bir federasyon vesaire. Ama İngiltere'de de var. Orada yani şimdi hatta şöyle, bir tarafı tamamen şey topluyor, mekanik gelirleri topluyor. Bir taraf dijitali topluyor. Dijitali topluyor. Böyle de falan. Öyle de şeyler var. Almanya'da GEMA çok güçlü. Çok, evet. Popüler hatta. Fransa'da SASEM çok güçlü. Bunlar efsanevi. Yani birçok yerde var. Oturmuş ama biz tabii bu işi 89'larda 87'de kuruldu MESAM'da, düşünebiliyor musun? İlk kuruluş yılı. Biz adamlar 1800'lerde kurmuşlar. Biz 1900'lerde kurmuşuz. 100 sene sonra. Adımlar bilmem neler de ağır ağır yürüyor. Bir de biz toplum olarak bedavaya alışmışız Mike. Evet, maalesef. Şöyle düşün. Hep bu örneği veririm ben. Git mesir macunun dağıtımını gör. İnsanlar bir tane mesir macunu almak için birbirini eziyor. Bedava diye. Evet. Biz müziği de bedava kullanmak istiyoruz. Evet. Bir de anlatamadık. Yani müziğin bir sahibi olduğunu, evet. Onun
para kazanması gerektiğini gençlere aynen anlatacaksın. Gençler legal kanallardan dinleyecek. Evet, evet. İllegal kanallardan dinlemeyecek. Tabii. Oralardan bizlere parayı. Ama bunları anlatabilmen için iyi bir kadro kurman lazım. Tabii. Ve okullara gidip daha tabii ilkokullardan itibaren insanlara bunu anlatman lazım. Lazım. Ben meslek birliğindeyken bunu bütün 4 meslek birliği vardı. Hmm. OLB dediğimiz bir topluluk vardı. Hmm. MÜYAP Müzik Yapımcıları Meslek evet Birliği. Yani MESAM evet ve biz aynı meslekten. MSG'li MESAM söz yazarları ve bestecileri koruyor. MİOR 1. Şarkıcıları, yorumcuları. Orada da söyledim bunu. Dedim ki ya bir şey kuralım, ekip kuralım, hı-hı, okullara gidelim. Bunun telif haklarının ne olduğunu gençlere anlatalım, anladım, bilsinler. Evet. Biz de eğitim olarak da bunu vermedik. Evet. Bilmiyor insanlar. Bilinçli yok, evet. Dolayısıyla bir de patronlar da mesela oteller veya küçük lokantalarda vermek istemiyor. O da enteresan bir nokta. Şimdi tek meslek birliği konusunda şöyle bir şey var Michael. Bizde ne yazık ki bir kere asıl üye dediğimiz hakkı elde eden insanları kurumdan asıl üyelikten şey yapıyor. Almanya'da GEMA'da her şey paraya bağlı. Hmm. Yani sana diyor ki senede Türk parasıyla diyelim 5000 lira kazanamazsan yararlanan üyeliğe düşersin. Yine hakların aynı. Bir tek seçme seçilme hakkın yok. Hmm, yani yönetimine o meslek birliğine giremiyorsun. Giremiyorsun. Hmm. Oy kullanamıyorsun yönetimi hakkında. Oy da kullanamıyorsun. Oy da evet kullanamıyorsun. Şimdi yararlanan üyelik belli. Peki biz hiç para kazanamayan bir adam gidip oy kullanırsa evet yine bu sefer çoğunluk dediğimiz olaylar nasıl oluşuyor? Onlara bakmak lazım. Hmm. Yani bilinç olmadan tek meslek birliğin haline İlkes gelmesi zor, bana göre faydalı da değil. Ve az önce Aşkın abinin söylediği konuya geldik. 10 soruda Aşkın Tuna ve 8. Efendim, devlerin aşkı kim bu dev diyecektim. Az önce bir koku verdin bana ama. Evet. Şimdi kim bu dev? Kim bu, kim dev? Bu devler? Şöyle devler. Evet. Dev değil. Devler evet aslında. Devlerin aşkı. Evet. Ben tek hayatımda biriye iki şey yazmadım şarkı diyebilirim. Hmm. Bu devler kendinden fedakarlık edebilen, sevgilisi üşürken sırtındaki kaza çıkartıp ona veren, onun için her türlü yükümlülüğe girebilen, zorluklara katlanabilen, yani sevmeyi bilen insanlar dev. Evet. Onu anlatmaya çalıştım. Çok nostaljik geldi bana ya. Günümüzde var mı öyle devler? Ne diyorsun? Ya işin enteresanı ne biliyor musun? Oğlumda da görüyorum bunu. Evet, o kadar farklı gençlik var ki. Hı. Ama gerçekten sevmeyi bilen gençlik var. Var. Evet. Var. Evet. Var. Yani ben her zaman iddia ediyorum. Romantizm ölmez. Tabii ki. Doğru. Bir el tutmak, ona sarılmak, hı hı, ve onu hissetmek hiçbir zaman ölmeyecektir. Ölmemeli de ölmesin. Ölmesin de. Ne diyor Orhan Veli Kanık? Bak diyor, düşünme, arzu et sadece. Bak, böcekler de öyle yapıyor. Hmm. Düşünen insan hiçbir zaman böcek olmayacaktır. Arzularını olabilecektir ama arzuları düşünecektir de, sarılmayı bilecektir. Evet, İnsanın evet hayvandan en büyük farkı bu zaten. Evet. Ve devlerin aşkı demek ki Aşkın Tuna terminoloji şeyinde, disografisinde hissederek değil, düşünerek yazdığın düşünerek bir şarkı. Yazdığım bir şarkıdır. Ve evet çok büyük bir hit oldu zaten. Çok önemli bir şarkı. Ve geldik 9'a. Rap. Yazdın mı hiç? Yazmayı düşünüyor musun? Valla şöyle becerebileceğim mi bilmiyorum. Evet. Fakat inceliyorum. Evet. İncelemeye aldım. Ne kadar çok söz var değil mi? Herhalde senin yani normal sizin gibi şarkı söz yazarlarının 10 şarkısından bir rap şarkı çıkıyor. O, tamamen öyle ama bir şey var. Bizlerin her zaman şunu yaptık. Çok laf çok laf karışır. Evet. Akılda kalmaz. Kalmaz. Ezberlemek çok zordur. Evet. Biz hitlerimizi basitte evet asili yakalayarak yaptık. Ve daha az kelime. Daha az yoğunluk yani. Daha az yoğunluk. Rap'te de tam tersi var. Onlar çok fazla. Benim oğlum bazen bize okuyor bazı şeyleri. Evet. Ben son zamanlarda o Felaket diye bir şarkı var. Evet. Çok seviyorum o şarkıyı. Evet. Hele Zeynep Bastık'tan dinlediğim evet zaman. Hoşuma gidiyor. Ama şu var, rap yapamayacağım herhalde. Hmm. Fakat düşündün o zaman demek ki sen de. Düşündüm. Evet. Düşündüm. Yani yapabilir miyim diye düşündüm. Çünkü ama
bazen lafları boğuyorlar ya. Bazıları. Bazılarında yutuyorlar. Sonra da söylerken de yutuyorlar. Yutuyorlar yani. Çok güzel rapler de var. Var. Bari. Çok güzeller de var. Eyvo rap mi yapıyor? Doğru mu? Doğru mu söyledim? Yani evet evet. Yani diyebiliriz. Yani, evet. Onda mesela çok güzel şeyleri var. Efsane olan Ceza zaten bu anlamda. Ama yeni bu YouTube'dan çıkan arkadaşlar da güzel ama bazıları da şey ya yutuyorlar. Evet yutuyor. Biraz da Türkçe için ne diyorsun? Ben şöyle diyeyim sana. Bir yerlerde kurallar olmalı. Yasaklar hafif de olsa olmalı. Yani YouTube'da falan çok bazı şeyler çok serbest. Yani yine de şimdi biraz olsun şeye olmalı ya. Filtre olsun diyorsun. Filtre olsun ya. Biraz olsun olsun. Ya yasaklı bir politika değil. Yanlış anlamam. Yok çok anlıyorum, çok anlıyorum. Ama ben yıllardır şey yazmıyorum. İçkili bir şiir yazmıyorum. Evet. Çok anladım. Dikkat ediyorum buna. Evet. Yazmamak için çaba gösteriyorum. Toplumu biraz buna şefet... Özendirmeyelim diye veya sigaralı bir şiir yazmıyorum. Evet, çok anlıyorum. Yani toplum bizim özentimiz de fazla biz toplum olarak yani. Güzel söyledin. Biraz evet. Seviyoruz biraz. Seviyoruz. Özendirmeyelim bazı şeyleri. Güzel şeylere. Yani, bir şey diyemem. Dolayısıyla burada da insanlara büyük laf, büyük bir görev düşüyor. Görev düşüyor. Ve gelelim son bölüme. 10 soruda aşkın tuna ve 10. soru. En son soru ve en güncel bölüm. Aşkının şarkıları. Evet. Değil mi? Aşkının şarkıları. Evet. Bir albüm. Tribüt diyebiliriz. O da ayrı bir terminolojik karmaşa. Ona girmeyelim şimdi ama Aşkın Tuna'nın yazmış olduğu şarkılar bir CD'de toplandı. Ve bunlar yaz başıydı sanırım. Evet. Haziran ayı gibi. Mayıs ayında şeyi verdik YouTube'a. Bir tane klip verdik. Devleyen Aşkı. Hayır şeyi verdik. Gülü Soldurmam. Tuğçe Kandemir. İlk o çıktı. İlk o çıktı. Ve ondan sonra albüm çıktı. Fiziki olarak. O zaman ilk defa bir şey yaptınız. Yani bir proje albümünde çıkmadan önce bir single gibi. Evet, tanırsam. Evet. Ve parça çok güzel tuttu. Evet. Harika gitti. Yani şu an 100 milyonun üzerinde. Müthiş bu tıklanmalar. Peki, tabii ki bu mesela bu şarkı, bu albüm için ne diyeceksin? Bu albüm için şunu söyleyeceğim. Benim amacım gençleri, üniversite gençliğini benim şarkılarımı tanıması amacıyla çıkarttım ben bunları. Evet, birçok insan bir yerde bunları duyuyordur. Ama aranjelerine de dikkat etti. Yorucu aranjeler olmadı. Evet. Daha kolay aranjeler oldu. Okuyanları bilhassa gençlerden seçmeye çalıştım. Bir iki tane bizim eski dönemden solistlerimiz var. Onlara da severek verdim zaten şarkılarımı. Onlar da severek okuttular. Ama gençleri istiyorum ben. Gençleri şimdi müzik cemiyetlerine çok giderim. Hala giderim. Orada bakarım gençleri gördüğüm zaman şunu görüyorum. Mike diyorlar ki Türk müziği bitti. Evet öyle bir, tırnak içinde geyik var. Peki Tarkan konserinde Türk müziğine bölüm ayırıyor mu? Ayırıyor. Tabii. Ayırıyor. Bir bara gittiğiniz zaman tabii. Eski nostalji şarkılar okunuyor mu? Tabii ki. Okunuyor. Ajda Pekkan da ayırıyor. Hepsi ayırıyor. Demek ki Türk müziği bitmez. Bitmez. Yeter ki sen onlara sunum şeklini bul. Yeter ki onların sevebileceği şarkıları bul. Evet. Yani radyocusun. Rating kovalayan bir insansın. Nasıl bir program yapacağını biliyorsun. Ben de Türk müziğinde hangi şarkıların tutacağını çok iyi bilirim. Hatta hangi makamların. Hangi makamların tutacağını. Yani bizde öyle bir şey vardır ki bakın. Yalnızca Türk müziğindedir. %90'ı yani %95'i sözün üzerine müzik yapılır. Sözün üzerine müzik. Evet. Onun için sözün çok güçlü olması gerekir. Pop müziğinde öyle değildir. Sana melodi verirler, üstüne yazarsın. Üstüne yazarlar. Rap'te de galiba sözle müzik aynı anda çıkıyor. Muhtemelen. Gibi geliyor bana. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya bir tek bizdedir sözün üzerine müzik yapmak. Türk sanat müziğindedir. Ben Türk sanat müziğinki gibi gözükürüm. Tabii pop'a da çok fazla şarkı verdim. Tabii, yani tabii. Müthiş şarkılar verdim. Ama ne olursa olsun benim kulağımda çünkü şarkı sözüne başlarken şöyle başlamıştım. Şarkı dinliyorum. Arkasından gelecek kelimeyi tahmin ediyorum. Şuna karar şöyle mi olur? Şunu şöyle yapar tabii. Ya, usta oldun artık onun için yani. Bu da çok önemli tabii ki. Orada öyle bir baktım artık ben bunu yapıyorum. Evet. Şadi amca vardı. Şadi Kurtuluş. Laf lafı açıyor. Bir gün bana geldi. Bir şiir verdim. Okudu. Oğlum dedi sen ne yapıyorsun dedi. Ne yaptım dedim Şadi amca. Allah rahmet eylesin.
Oğlum dedi, duygularını niye böyle dedi, bu kadar çok harcıyorsun dedi ya. Bu şiirin her satırından bir şarkı yapılır. Hangisi biliyor musun? Bir güneşe bir de sana bakamam. Bir ateşi bir elini tutamam. Bir nefessiz bir de sensiz duramam. Bozkırda gül gibi özledim seni. Susmuş dudakların hiç sesin gelmez. Gurbette yalnızım, hasretin bitmez. Kararmış sulara hayalin düşmez. Kutupta yaz gibi özledim seni. Evet, senin bir Zeki Müren ilk okuduğu şarkım beni ağlatandır aynı zamanda. Hı-hı. Çünkü Paşa'nın okuması çok benim bir şey, çok onur etmişti. Yani. Onurdu. Düşünebiliyor musun? Böyle yani? Bir şey. Evet, evet. Yani, yani daha yalın, daha şey yap dedi sana. Yok, şunu dedi, harcama duygularını, harcama bunlar ya. Dedi, çok dedi, hepsinden dedi bir şarkı çıkartırsın çıkar, evet, bunları. Yani sadeleştir yani. Yani ama olur mu işte, bir fark yaratabilmek için de, evet. O piyasaya girebilmek için de, o boşluğu o yakalamak dönem, evet. için de o kadar güçlü yazman gerekiyordu. Evet, doğru. Şunu anlatmak istiyorum, güçlü yazacaksınız, farklı yazacaksınız, kendiniz olacaksınız ki bu koca alemde küçük gibi gözüken bu koca alemde yani. Güzel bir şey çıkartın. Evet, evet. İsminiz kalsın. Evet, sonuç olarak o zaman farklı olacak. Özgün olacak. Özgün olacak. Ve samimi olacak. Samimi olacak. Bu üç tane şey. Ustadan şarkı sözü yazarları için ben de dahil olmak üzere ki benden hayatına karalıyorum bazen. Öğütler aldık ve 10 sorudanın sonuna geldik. Aşkın Şarkıları dijital platformlardan izleyin, dinleyin. 3 klibi var değil mi? 3 tane oldu. Üç klibi şimdi var. Dördüncü de çıktı. Ne güzel, ne güzel. Zakkum. Evet. Güneşimi kaybettim, gözlerini çok görmem. Zakkum ile Aşkın Tuna bence güzel bir buluşma oldu. Ve CD olarak basıldı. Biliyorum artık CD'ler çok şey değil. CD satan yerler de yoktu. Kalmadı ama yine de satılması çok önemli. İzleyin, dinleyin ve hissedin diyeceğim. Bence de öyle yapalım. En güzeli izleyin, dinleyin, hissedin. Çünkü o şarkılar samimi şarkılar, yaşanmışlık kokan şarkılar ve hislerinize tercüman olacak şarkılar. Diyoruz ve 10 dakikayı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum Aşkın ben abi. Ben de teşekkür ediyorum. O zaman çak İyi abi. İyi ki varsın. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın.